Evet, herkese merhabalar. Ben Mehmet Begeyiz, matematik öğretmeniyim. Bir yayınlarında. TYT kitaplarının ikincisini çıkardık. Onun şimdi ben kitabın içeriği hakkında bilgi verip kitabın tanıtımını yapmak istiyorum. Ee, şimdi TYT kitaplarını hazır, hatırlıyorsanız ilk kitabımız çıkarmıştık. Birinci kitabımız. Gidelim TYT matematik temelden zirveye kitabımız. Burada hangi konular vardı? Temel işlem yeteneği, işte üstü sayı, köklü sayı, rasyonel sayı, ondalık sayı, temel kavramlar. İşte basit mutlak değer. Orada olan konularımız var. Denklem çözme falan vardı. İkinci kitabımız problem kitabı olmuş oldu. Arkadaşlar çok önemlidir. Mesela bu iki kitaptan TYT'nin matematik kısmından yüzde %70-80 soru çıkıyor. Yani 25 soruya yakın kısım bu iki kitaptan çıkıyor. Buralar dediğim gibi bu iki kitap yani TYT'nin ana omurgasını oluşturuyor. Özellikle problemler kısmı zaten öğrencinin en çok zorlandığı kısımların bir tanesi. O yüzden ben e, probleme başlamak için, problem çalışmak, e, çalışmak için en doğru kaynaklardan biri olduğunu düşünüyorum kitabımızın. İçeri hakkında şimdi bilgi vereceğim. Şu bilgiyi de vereyim. Biz TYT ayeti de toplam 6 kitap çıkartacağız. Şimdi ikinci kitabımız problemler oldu. Üçüncü kitabımız e, ekstra konular var. İşte kümeler, işte mantık, kartezyen, çarpım, o bökek gibi konularımız, olasılık gibi konularımız bu kitapta. Buradan da B4 veya 5 soru çıkıyor. Sonra da TYT AYT, geometri kitabımız var. İki tane de AYT1 ve AYT kitaplarımız var. İkinci kitap problemlerden sonra arkadaşlar şimdi ayete 1 ve 2 çıkacak beraber. Mesela bu video yayınlandı tarihe bakın. 2 hafta sonra ortalama olarak AYT 1 ve 2 beraber çıkacak. Sonra 1-2 hafta sonra matematik 3. kitap. Sonra 1-2 hafta da geometri çıkmış olacak. Bir gününüz olsun. Kitap çıkarma sıramız bu şekilde yani. Takip ederseniz görürsünüz. Kitaplarımız özelliği hepsinin tamamı video çözümlü arkadaşlar. Çözümlerini biz kendimiz yapıyor. Ben yapıyorum. Tamamı konu anlatımını hem tahtada konusunu anlatıyoruz. Hem de pekişme testi ve öğrenmek kontrol testlerinin videosunu çekiyoruz evde. Soru çözümler çok rahat kare ulaşabilirsiniz. Ben şimdi kitap içeri hakkında biraz bilgi vereyim. Problemler kitap içeri hakkında. Toplam içerisinde 7 tane problem konumuzun tamamı var. Sayı problemi, kesir, sayısal mantık muhakeme, grafik problemleri, yaş problemleri, yüzde karışım işçi problemleri, hareket problemleri. Biz çok olan, çok çıkan problemler ağırlık verdik. Mesela sayısal mantık muhakeme kısmı önemli. Yorum kısmımızı geliştirmesi lazım. İşte sayı problemi kısmı çok önemli mesela. Ben sayı kesir ayırdım bu arada. Herkes ayırmaz. Biz en temelden başlıyoruz. Kitaplarımız. Yani kitaplarımızda. Kitapların özelliği bu. Kitapların özelliği en temelden başlıyoruz. Öğrendiği zirveye götürüyor. kitabımızın zaten başında yazar temelden zirveye diye. Yani başlangıç önemlidir. Birden bir hani çok ıı, Böyle kitabın ortasından başlanmaz cümlesi var günlük hayatta kullandığımız. Yani konunun ortasından başlamıyoruz yani. Böyle en temel sorular neyse mesela burada isimlerini verdik. Hangi derste hangi konu var şeklinde. Bakın burada en temel sorulara başlıyoruz ama her temel soru her bölümden sonra yani konu anlatımının bölüm veya pekişme testinin de sonlarına böyle yeni sorular ekliyoruz. Kitabımız 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm konu anlatımı bu şekilde. Bakın 4'er soruluk. Üstte hikaye, üstte de bir konu anlatım, şu bölüm var. Altında 4 soruluk bir bölüm var. Burayı ben tahtada yediktim, TYT YouTube kanalından atıyorum. Ücretsiz bir şekilde anlatıyorum. İsterseniz oradan direkt ulaşır, isterseniz kare kodluk tutabilirsiniz. Yani Kararsızın. Bu açık olarak videolar duruyor orada. Problem yok. İkinci kısım pekişme testi. Yani aynı soru çeşitlerinin, aynı soru çeşitlerinin sağlaması için, ya yani biraz daha oturması adına 6 pekiş, soru pekişme testimiz var. Aynı soru çeşitlerinden oluşan. Yani sol tarafında konu attım, sağ tarafında pekişme testimiz var sonra konu bittiği zaman da bu her soru tarzı için bu şekilde gidiyor. Hikayesi olan. Sonra mesela kendin kur, kendini çöz problemleri var. Daha böyle sizi zorlayacak. Temelden başladık. Zorlayarak gidiyoruz. Bunlarla bitiriyoruz. Mesela buradan sonra da 7 tane kitabımızda öğrenme kontrol testi var. yine yani her bölümden sonra ortalama 7 tane öğrenme kontrol testi var. Bu da yine en, bu şimdi karışık sorular oluşuyor. Bu ama bu da temelden alıyor. Yani konu bitti şimdi. Temelden başlıyoruz. Bu yavaş yavaş hikaye uzamaya başlıyor. Sonra şekilli sorular geliyor ortaya. Sonra hikaye değişiyor. Biraz daha uzuyor. Hikaye ne kadar uzarsa o kadar iyi diyoruz. Ve en sonunda da uzun uzun hikayelerle işte konumuzu bitiriyoruz. 3 bölüme çalışıyor. 3 bölüm var yani kitabımızda. Bir konu anlatım bölümü, iki pekişme testimiz, üç öğrenme kontrol testimiz. Konu anlatım pekişmeyi beraber götüreceksiniz. Konu bittiği zaman da öğrenme kontrol testini kendiniz çözüp sonra çözemediğiniz sorular video çözümüne bakacaksınız. Onları ben çözüyorum. Çok zorlandığınız testlerin de video çözümlerini inceleyin. Sonra kapatın videoyu ki soruları kendiniz çözün. Sonra Mesela çok zorlandı testlerci soruyor. Bir hafta sonra video izlemeden çözmeye çalışın. Şimdi doğru verimli çalışmak bu demek. Yani kitabın kullanıcı kılavuzu çok önemli. Yani bu kullanım kılavuzu önemlidir. Böyle hurra kitaba çalışılmaz. Mesela öğrenci eğer çok temelden başlıyorsa mutlaka şunu yapacak. Bak yapacağı şeyi söyleyeyim. Her bölümü izleyecek. Mesela atıyorum işte nerede? Beşinci dersteyiz. Mesela denklem kurma çözme 3. Bu bölümü izleyecek. İzlerken yazmayacak. Bak söylüyorum burası önemli ya. İzlerken yazmayacak. Zaten cevap anahtarı var kitabın arkasında. Yazmayacak, dinleyecek. Video izledikten sonra kapatacak videoyu. Sonra hem bu bölümü, buradaki hem yukarıdaki soruyu, o bölümde şu bölümdeki soruyu, şuradaki soruyu, hem de şu dört tane soruyu çözecek. Sonra bunu da pekişme testlerini çözecek. Altı, bu bölüm öyle geçecek. Kendi çözecek bunları. ya Bunları izlemeden çözecek şu pekişme testlerini. Çözemediği soruyu video çözümünden izleyebilir. Yani her bölüm böyle çalışın. Yani burayı izleyin. Sonra pekişme testiyle beraber 10 soruyu beraber çözün. Yani burayı izlerken çözümleri yazmanın size bir katkısı olmaz. Video izlemek, videolu çalışmak kolay değildir. Verim verim arttırmanız gerekiyor. Yani verimi doğru almanız lazım. O yüzden video izlerken çözüm yazmayın. Bunun bir anlamı yok ya. Sadece dinleyeceksiniz de orada. Dedim anlıyor musunuz? Sonra kapatacaksınız videoyu. Veremez. Ama biraz daha seviyeniz iyiyse mesela atıyorum video izlemeden çözmeye çalışın. İyiyse seviyeniz. Ama zorlandığınız yerlerde mesela atıyorum adım problemi vardır. Biraz daha zor gelir size. Örnek veriyorum. İşte mum problemi var mesela. Öğrendiği biraz zor gelir. O zaman bunu mutlaka izleyin. Veya iki bölüm izleyebilirsiniz. Bakın bir çalışma şekli bu. Örneğin ne yaparsınız? Mesela gişe problemini izlersiniz burası. İşte videosu 10 dakika diyelim. Ben bu tahtı dağıtıyorum bu arada. Yani bunların videolarını şu an ben yana koydum. Tahtadan atıyorum. Nasıl attığımı görüyorsunuz şu an yan tarafta. Bu şekilde her bir her bu bölümü anlatıyoruz. Yani. Mesela gişeyi izlediniz. Şimdi kapattık orayı. Gişeyi izlediniz. Sonra tekrar geldiniz. Mumu da izlediniz mesela. Sonra videoyu da kapattınız. Video, iki videoyu da. Yani video izleme kapattınız. Sonra gişeyle mumun toplam 20 sorusu var elinizde. Ya da üstteki soruyla beraber 22 sorusu var. Bunları beraber çözeceksiniz. Konu bittikten sonra da öğrenme kontrol testlerini hiç video izlemeden çözmeniz lazım. İlk testten başlayarak böyle 7 tane testi var. Hepsini çözmeniz gerekiyor. Ve zorlandığınız soru çeşitleri varsa mutlaka o kara bakarsınız. Anlaşıldı mı? Zorlandığınız testlere de tekrarlıyorum. Videosunu izleyin. Sonra mesela soruları çözün. Ondan bir hafta sonra video izlemeden tekrar çözün o soruyu. Yani orada olmuş mu olmamış mı bakmamız gerekiyor. Konu bittikten sonra da arkadaşlar kitabımızın bir checklist bölümü var kitabımıza bir checklist yapıyoruz. Yani bir kontrol mekanizmamız var. Mesela birinci derste işte kaç soru, kaç doğru, kaç yanlış yapmışız. İkinci derste bunları topluyoruz falan. Ne yapacağız? ben burada yazdım. Yani başarı oranınızın %75'i geçmesi lazım bana sorarsanız konuyu geçmek için. Eğer başarı oranı %75'i geçmişse, geçmişse sıkıntı yok. Yaptığın analizini yapıyorsun. Sıkıntı yok ama e, şeyse %75'i geçmemişse daha hangi konudan fazla yanlışın varsa mesela 9. ders, 10. ders veya öğrenme konudun 5'te mesela onu mutlaka baştan çözmenizi tavsiye ediyorum. Onu söylemiş olun. Yani burayı iyi okuyun. Çeklisi doğru yapalım. Bu her bölümde hiç var. Mesela ben kesir de ayırdım örneğin. Kesirde her soru çeşitimiz var. Şekilli sorularımız da var. Temel sorularımız da var. Yani öğretmek açısından koyduğumuz bir sürü soru var. Çok düzenli bir kitap arkadaşlar i̇şte onu söylemek lazım. Yani sizin mutlaka problemi nasıl çalışacağınızı anlatan bir kitap. Öğrenmek kontrol de bitirirsiniz sonra checklist yapacaksınız. Burada checklist bölüm var. Checklist'inizi yaparsınız yüzde kaç çıktığına bakarsınız. Bu önemlidir yani. Bakın sayısal mantık muhakeme var. İsmi olan sorular var sayısal mantık muhakemede. İşte sonra kaç tane yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burada şöyle sorularımız var şekilli şükürlü görüyorsunuz. Sonra öğrenme konu bak şunlar var. Yani ÖSYM ne soruyorsa biz de burada ondan sormaya çalıştık. İşte sonra da bireysel sorulara geçiyor yani öğrenme kontrol testlerimizde. Sayısal malı muhakemeden ve grafikten beşer tane öğrenme kontrol testi koyduk. Sorular uzun diye. Bilginiz olsun yani. Sonra grafiğe geçiyoruz şimdi. Mesela yine bunu çekmiş bölüm var. Mesela ilk 4 konu çok önemli mesela bence kitapta. Yani mesela say, sayı problemi, kesir, sayısal mantık muhakeme ve grafik problemi çok önemli. Çok önemli. En çok ÖSYM'in yoğunlaştığı bölüm buralar. Sonra devamında yine yaş problemi devam ediyor. İşte yüzde problemi. grafikle geçelim şöyle, şöyle hızlı hızlı geçelim. Say, görün sayfaları diye. Sonra yaş problemi devam ediyor. Yaşlığında bayağı soru koyduk yine. Yine sonlarında da işte yaş problemi atıyorum en sonunda böyle daha şekilli, şükürlü. İşte e, ÖSYM yaşta mesela çok şekilli, şükürlü soruda da koymayabiliyor. Normal, hikaye olan soru da çok koyuyor. Yani böyle sınavın tamamı şekil değil aslında. Şimdi karıştırmayalım sınavımızı. Onlarla da koyduk ama yani. Öğrenci öğrensin diye okusal sorularımız da var. Bilginiz olsun. Yaştan sonra yüzde problemi ağırlıklı bölümümüz var. Ondan çözeceğiz. Bayağı yüzdeyi çok severim onu söyleyeyim. Bundan sonra da hareket problemi konusuyla kitabımızı bitireceğiz. Burada da yine 7 tane testimiz var. Checklistimiz var. Yani 3 bölümden oluşan bir kitabımız da yani. Konu anlatım bölümü, pekişme testi ve Öğrenme kontrol testlerinden oluşan kitabımız var. En arkada da cevap anahtarlarımızın tamamı mevcuttur. Örnek sorular dahil olmak üzere. 270 sayfa yakın bir kitabımız var. Yani kitap kalın bir kitap öyle ince bir kitap değil. 270 sayfa boyutlarında bir kitabımız var. Umarım faydası olur. Umarım sizin için TYT sınavınızda başarılı olmanızı sağlayan bir kitap olur. Problem Sorununu çözer. Mesela problem Türkiye'nin problemi. Sadece sizin probleminiz değil. Yani problem konusunda öğrenciler çok zorlanıyor hakikaten. Biz de bunu baz alarak, bu geçmiş yıllar tecrübelerimize dayanarak hazırladığımız bir kitap. Mesela bu kitabın bir mesela farklı versiyonu. KPS, DGS, LSE'de yazıyorum ben. Orada böyle da böyle yedi adımda problem kitabımız var. O mesela geçen yıl çıkmıştı. Geçen yıl çıkardık. Oradan mesela çok olumlu dönüntüler alıyoruz. Biz şimdi o kitabımızı güncelleyip TYT'ye uyarladık bu seviye getirdik. Mesela bu kitabı KPSS ALES'te çalışanlar bana sorarsanız çok almasına gerek yok. Ama ben farklı soru görmek istiyorum diyenler ilave olarak alabilirler. Ama bu daha çok TYT uygun bir kitaptır. Onu da söylemiş olalım. Kitabı Yediktim.com adresinden online olarak satın alabilirsiniz. Bu videonun altında linki var. Ben de mutlaka Instagram'dan Mehmet Bıyız yazarak takip edebilirsiniz. Orada ben hem rehberlik yayınları yapıyorum, hem haftalık soru çözümleri yapıyorum. Ee, Mutlaka ondan da faydalanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Lütfen kitaba dediğim gibi çalışın. Böyle yani karazüzen çalışmayın. Verimi arttırmak için kullanım kılavuzu çok önemli. Tekrar söylüyorum yani kullanım kılavuzunu doğru analiz edelim. Kitaba yanlış çalışmayalım olur mu? Biz şimdi bundan sonra tekrar alıyorum. 2 hafta sonra ayet 1 ve 2. kitaplarımızı çıkaracağız. Ayet 1. kitapta işte çarpanları ayırma, e, ikindir denklemler, eşitsizlik bölümleri falan var. E i̇şte po pa polinom bölüm var, İşte olasılık bölüm var. İkinci ayete yok, olasılık yok bir birinci kitapta. Polinom bölüm var, karmaşık sayı falan var. İkinci diziler var. İkinci AYT kitabımızda da limit türev integral olduğu bölümler var. O da yine temelden zirveye gidiyor. Onu da mutlaka tanıtımını yapacağım. Bu videonun yayınlama tarihine bakın. iki hafta sonra da AYT 1 ve 2. kitabımız beraber çıkacak. Sonra TYT 3. kitabımız çıkacak. Şu saat geometri kitabımızda 6 tane kitaplık seriyi tamamlamış olacağız. Şu zaten çıkmıştı birinci kitap. Birinci kitapla ikinci kitabı yani birinci kitap bitsin ondan sonra ikinci kitaba çalışmaya başlayayım onu söylemiş olayım. Yani bu ya yani bunu beraber götürmek biraz makul olmaz. İlk kitabı mutlaka bitirelim. Bu da 300 küsür bir kitap. Sonra ikinci kitaba çalışalım. Olur mu? Acele etmeyelim ama böyle sağlam gidelim yani bir şey bitirmek için değil anlamak için çalışalım. En büyük hatamız çünkü bir şeyi bitirmeye çalışmak oluyor. Çünkü her bitiren şey yapsaydı full yapsaydı bu herkesin birinci olması lazım. Bu doğru bir algı değil yani onu söylemiş olayım. Evet sorularınızı da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben orada da vakit bulup cevaplamaya çalışırım. Instagram'da da mutlaka takip edin. Tekrar diyorum. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi hayırlı olsun. Umarım faydası olur. Evde yalnız kalmayın. de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.